Sevgili dostlar, hepinize yürekten muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakalım bugünkü deste seçimizde neler var? Tek tek açıklamaya çalışacağım. Rabbimin izniyle güç kuvvet versin. Yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olsun. İsteyenler kahve falına odaklanabilir. İsteyenler klasik tarota, isteyenler İskambil falına odaklanabilir. Burada gösteriyorum. Kahve falıyla başlamak istiyorum. Kahve falını seçen sen sevgili dostum. Başında bazı boranlar var ve bazı iyiliklerin nankörlükle karşılaşmış. Ama şurada görüyorum ki kocaman bir şahin kuşu belirdi ve peş peşe kısmetleri ayağına getirecek. Bir anda yükseliş yaşayacağını gösteriyor. Görüyor musun? Şahin kuşu ve bir düğün alayı görüyorum. Hane içerisinde olsun, hane dışında olsun bir düğüne gidebilirsin. Yani kendi eviniz ve yakın dostlarınızla da olabilir. Farklı bir insan grubuyla da düğün olacağını gösteriyorum. Kalbinin içerisinde şöyle bir yük bindirmişsin. Acaba ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Ev mi taşıyorsun? Parasal bir sorunum var. Bir şeylerin içinden çıkamaz hale gelmişsin ama çıkacaksın ve burada arkadaşım kocaman bir yılan, bakınız kocaman bir yılan taşların arasından kaçıp gidiyor. Yani sizin evinizde barınamıyor artık. Bir düşmanı alt etmeyi başarıyorsun. Yakından göstereyim. Bir düşmanı alt etmeyi başarıyorsun. Tabağa da bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. İki tane çocuk peş peşe sıralanmış. Oyun oynuyorlar. Birkaç tane çocukla beraber. Ya evlenmek ya da çocuk sahibi olmak gibi bir beklentim var. Bunu kesinlikle gerçekleştiriyorsun. Gözün aydın, sıkıntılı, üzüntülü süreçler bitmiş. Evliysen, çocukların var ise gerçekten onlarla ilgili önemli haber alıyorsun. Ve kocaman heykel biçiminde Meryem Ana belirdi. Eğer mutlu yuva kurmak istiyorsan, eğer evine bereket istiyorsan, lütfen Yüce Kur'an'daki Meryem suresini aç oku. Anlayarak, içine sindirerek oku. İnternette bulabilirsin. Oku. Artı dinle lütfen. Meryem Ana sana çok güzel mesaj verecek. Meryem Ana'nın mesajı ne olacak? İffetli olmak, namuslu olmak ve düzgün insanlara hayata almak yönünde olacak. Bak, sana uyarı geldi sevgili dostum. Etrafında kendini bilmez birkaç tane kadın var. Onlara uyma. Bunlar seni baştan sona yıkmaya yönelik, manipüle etmeye yönelik ve seni gerçekten üzüyorlar, kırıyorlar. Dost gibi gözüken işte buradaki yılan. Uyuma lütfen. Meryem Ana suresini ısrarla söylüyorum. Lütfen Meryem Ana suresi okunsun, ev dinlesin. 5 gün, 5 hafta, 5 ay içerisinde olumlu gelişmeler olacak. Hanene ay doğdu. İç sesini dinliyorsun. İç sesin zaten düşmanı dostu ayırt ediyor. Ayrıca alacağın bir rüyadaki mesajla çok güzel bir dönemece giriyorsun. Kalbinin üzerinde kocaman bembeyaz bir bulut oluşmuş. Büyük bir hayalini gerçekleştireceğini görüyorum. Haydi durma, buna giriş ve bir kurban çıkıyor arkadaşlar. Koç ve kurban olayınız var. Gerçekten bir kurban olayı gerçekleşecek. Ya bir kurban keseceksin ya da sıkıntılı süreçleri bitireceksin. Onu söylüyorum. Beklediğin haberleri iki koldan alıyorsun. Ve yer değişimi çok hayırlı gelecek sana sevgili dostum. Kahve falını seçen sen sevgili dostum. Muhteşem birisin. Muhteşem bir hayat seni bekliyor olacak. Şimdi klasik tarota geçmek istiyorum. Bakalım sizleri neler bekliyor arkadaşlar. Klasik tarotu seçen sen sevgili dostum.
geçmişle ilgili bir sorunu çözüyorsun. Geçmişteki birini affediyorsun ve çok iyi de ediyorsun. Sonsuz bir mutluluk veriyor. Geçmişteki sorunların çözülmesiyle beraber bir yok oluş ya da bir kötü durumun sonuna gelinmiş. Yani kendini gizleyen birinden olumlu haber alacaksın, sevineceksin. Canını sıkan her ne varsa olumlu sonuçlanmış. Yeter ki geçmişteki bu kişiyi affet. Ve aslında bu senin çetin bir sınavın. Aynı zamanda bakınız, hem duygusal bazda hem de böyle bir maddi olanakların iyileşmesi durumunda sana çıkar veriyor. Yani senin çıkarların doğrultusunda haberler alacaksın. Ama lütfen bak, şuna dikkat et. Etrafında seni kötü kodlayan kişiler var. Bunlardan uzak dur. Uykusuzluk veriyor, can sıkıntısı veriyor, üzüntü veriyor. Bunlardan uzak durursan olayı çözersin. Yoksa sıkıntın devam ediyor olacak. Bu da bir can sıkıntısına işaret ediyor. Hadi durma. Harekete geç. Kendinle ilgili yenilikler yap ve bir konuşman olacak. Hayırlı uğurlu konuşman. Bakalım onun arkasından neler var. Bak. Şimdi kötü giden bir evlilik bitiyor. Kötü giden bir beraberlik bitiyor. Sen kötü bir beraberlik yaşıyorsan ayrılıyorsun. Partnerin ya da ne bileyim bir yakının kötü bir evliliği noktalıyor. Onun arkasına güzel bir beraberlik kuruluyor. Aynı zamanda kötü günlerin bitmesiyle yurt dışı yolun açılacak. Maddi imkanları zorlayacaksın, kazanacaksın. Bir konsolosluk işin lehine sonuçlanıyor. Haydi durma, başla. Evraklara başlaman için fırsat var. Mücadele haftası veya ben zamansız zamanlara çektim bu videomu. Ne zaman istiyorsan o zaman değerlendir lütfen. Mücadeleyi kazandığını gösteriyor. Her ne mücadele veriyorsan kazanıyorsun. 4 aydır veya 4 haftadır süren sıkıntılı süreçler sona ermiş. Ve hangi zaman diliminde izliyorsan izle, bir borç ödemesi yapılacak. Akrep, boğa, aslan ya da kova burçlarından birisiyle bir soğukluk yaşayacaksın. Ama sonu hayırlı diyor. Belki barış olacak, belki değişecek, dönüşecek karşıdaki kişi. Ama sonunda hayır ve bereket olacak. Kesinlikle girdiğin 3 tane mücadeleyi kazanıyorsun ve zafer senin. İsminde A harfi, T harfi, İ harfi olan birinden de hayır ve iyilik göreceksin sevgili aziz dostum. Duygusal çalkantı bitmiş. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Gelelim İskambil falını seçen sen sevgili dostuma. Bakalım neler oluyor, neler bekliyor seni. Çok harika bir gelişim var. Hanede huzur geldi. Hanede bereket geldi. Hanede iyilik geldi. Görüyor musun? Bir arada geldiniz. Birlikte geldiniz. Pek çok sıkıntılı durumu atlatır vaziyette geldiniz. Gözünüz aydın. Kesinlikle ne istiyorsan gerçekleşecek olacak bir durum. Haydi bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Neymiş sizi sıkan, daraltan durum? Aslında ayrılanlar bir arada diyor. Bakınız, görüyor musunuz? Dörtler ve ikiler dizildi. Kesinlikle İskambil falını seçen dostuma ikili ilişkilerde şifalanma, kutlama, evlilik, beraberlik ve zihinsel uyum, tensel uyum hepsi bir arada geldi. Başarının olacağını görüyorum. Ve kötü bir olayı salıveriyorsunuz gidiyor.
salıverme var. Yeni başlangıçlar çok iyi gelecek ve mukadderat diyeceksin bazı durumlar için. Hani kaderimdir, kadersel bir durumdu, zamanlaması gerekiyordu diyeceksin. Gerçekten zaman da senin lehine işleyecek. Bir sistemin seni koruması var, kollaması var. Bunu değerlendir lütfen sevgili arkadaşım. Yine bakıyorum. Çok süper. Mesaj, haber ve gelen mesajla beraber kendini çok iyi bir noktada buluyorsun. İskambil falına bayılıyorum zaten arkadaşlar. Bayılıyorum. Her zaman bana şans getirmiştir. Sana şans getirmiştir. Evet. Şu var ya, kalbin huzurla dolması. Seni alt etmek isteyen düşmanların bir anda yok olması ve ruhuna huzur gelmesi. Anne duasının kabul olması. Şefkat, sevgi ve ilgi göreceksin ve merhametle dolup taşacaksın. Sen belki sokak hayvanlarına merhamet ettin. Belki düşkün birine sadaka verdin ama Yüce Yaradan sana o kadar Rahman sıfatıyla gelecek ki inanılmaz derecede güzellikle muamele göreceksin. Yeni başlangıç yapacağını, aşk, sevgi ve birlikteliğin gücünü keşfedeceksin. Bütün olmanın gücünü keşfedeceksin. Harika bir deneyim yaşayacaksın. İskambil falını kim seçtiyse çok harika bir dönem onu bekliyor. Sürpriz olarak bir tane çekmek istiyorum. Harika, güzel ve güzellikler. Özellikle terazi, boğa, koç, ikizler ve kova burçlarına sürprizler bekliyor. Kalbiniz şifalanacak sevgili dostlarım. Hepinize güzel bir hayat diliyorum. Hayatınız bir şölen edasıyla geçsin. Diledikleriniz fazlasıyla gerçek olsun. Kalbiniz şifalansın. İlişkileriniz şifalansın. Ve hepsinden önemlisi kader ve yazgınız iyiliklerle dolsun efendim. En güzellik ve en olumlu gelişmeler hayatınızı çepeçevre sarsın. İyi dileklerimden sonra sizin de iyi niyetlerinizi bekliyorum. Beğeni butonuna basın. Bir emoji bırakın yorum kısmına. Keşfete düşelim. Beraber büyüyelim. Var mısınız? Ben Astro Canan. Yeni takibi alan dostlarım için bir garip yolcuyum hayat yolunda diyorum. Hep beraber büyüyeceğiz. Biz bir aileyiz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.